Yalı Çapkını 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fakat fragmanda tam olarak bölümde neler olacağı gösterilmedi. Ve büyük ihtimalle izlediğimiz sahne aslında Ferit'in rüyasıydı. Çünkü Ferit son sahnede atölyede karar vermeye çalışırken büyük ihtimalle uykuya kalacak ve bunun etkisiyle de Seyran'la yüzleştiği rüya sahnesini göreceğiz. Peki yeni bölümde neler olacak? Suna neden evlenmeyi kabul etti? Seyran Pelo'yu öğrenince ne yapacak? Gelin incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle Nüket bu bölüm çok daha fazla ileri giderek gerçek yüzünü Suna'ya da göstermiş oldu. Fakat aslında çok büyük bir hata yaptı. Çünkü Suna bugüne kadar Seyran'ın dediklerini dinlemese de artık kafasında birçok şeyi oturtmuş oldu. Yani artık Kaya ve Nüket'in gerçek yüzünü biliyor. Ve tüm bunları planlayan kişinin ifakat olduğunun da farkında. Bu yüzden Suna artık sandığımız gibi Seyran'a düşman değil, tüm bu entrikalara çözüm bulmak için yardımcı olacaktır. Zaten bu yüzden de Kaya'nın asıl amacını öğrenmesine rağmen bu evliliği onayladı. Aslında zaten Kazım evliliğin olmamasına izin vermezdi ve Suna'nın başka çaresi de yoktu. Fakat bu sahnede Suna'nın duruşuna baktığımız zaman artık Yalı'da o eski saf Suna'yı değil çok daha başka gücü eline almaya çalışan bir Suna izleyeceğiz. Bu yüzden Suna Kaya ile evlense bile Kaya'nın kendisine dokunmasına izin vermeyecektir. Tabi bu bölüm Abidin'in tüm olaylara şahit olması oldukça üzücüydü. Çünkü bence dizideki en masum aşk gerçekten Abidin'in aşkıydı. Peki Seyran Pelo'yu gördükten sonra ne yapacak? Son sahnede Seyran'ın Pırıl'la Peril'i yan yana görmesi, fotoğrafı ayarlayan kişinin Pelin olduğunu da anlamasını sağlayacaktır. Seyran bu olanları kendisinden sakladığı için Ferit'e oldukça kızacak olsa da fotoğrafı planlayan kişinin Pelin olduğunu öğrendikten sonra bence Ferit de artık bir şeyleri gözden geçirecektir. Çünkü Ferit şu ana kadar çocuğun her ne kadar kendinden olduğuna inanmış olsa da Pelo'nun bu gibi planlar yapması bence Seyran'ın da Ferit'in de çocuğun gerçekten kimden olduğunu öğrenmesini sağlayacaktır. Yani Seyran'ın zaten Pelo'nun hamile olduğunu görmesinden sonra bu olanlara anlam veremeyerek yine dağılacağını görsek de bence bu olayı kolay kolay kabullenmeyecek. Fakat Ferit'le Halisa'nın konuşmasından da gördüğümüz gibi Ferit her ne olursa olsun Seyran'ın beni her halimle kabul edeceğine inanmak zorundayım demişti. Yani aslında bu ileriki bölümler için bence oldukça önemli bir spoiler. Çünkü bu replikle anlıyoruz ki Seyran Ferit'i çocuğuyla bile kabul etmek için kendinden ödün vermek zorunda kalacak. Tabi Pelo'nun varlığını asla istemeyecektir. Ancak burada da Şehmus devreye girdiği için olaylar karışmaya devam edecek. Yine de Şehmus'un Pelo'ya bile acımadan onu herhangi bir adamla evlendirecek kadar deli olması ileriki bölümlerde Ferit'in ne kadar zor sınavlardan geçeceğini de gösteriyor. Evet, sizler de yeni bölüm hakkında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.